Sevgili seyirciler, D Shopping'de King Çaymatik termostatlı çay makinesiyle karşınızdayız. Ama biz çay makinesinin hatırına muhteşem de bir kahvaltı hazırladık, değil mi? Kesinlikle. Yani baksana muazzam yani. Aç. Sofra evet. Mükemmel. Sofra çok güzel. Sabahleyin kahvaltıda yediğiniz gıdalar size hem enerjik tutuyorlar hem de gerçekten sabah kahvaltısı çok önemli ama çay da çok önemli. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Sofralarda yani kahvaltı masasında olmazsa olmaz. Evet, bence de olmazsa olmaz. Hatta bir çay makinesinin kendini sıcak tutma özelliği sürekli altını yakıp kapatmak zorunda kalmamanızı hatta bizim gibi sofranıza kadar getirmenizi sağlayacak King, değil mi? Hı-hı. Çelik olduğunu hatırlatalım. Bu her çok şeyden önemli. Önce çok önemli bir detay gerçekten çelik olması. 1.2 litre demlik haznesi var. Gayet geniş ve güzel geniş, gerçekten. Evet. Bir de süzgecimiz var içerisinde. Tabii ki çayın böyle şeyleri parçaları tortuları, her şeyi. Düşmesinler, toplansınlar ve temizlemesi kolay olsun diye. Aynı zamanda bitki çayı da dilerseniz demleyebilirsiniz gerçekten. Hemen kapağını kapatıyoruz ama Firdoğan için çok önemli bir aynen. özelliği var. Kapağı kapattığınız zaman mesela taşıyorsunuz, hani bulaşık makinesinde yıkıyorsunuz. Yıkadığınız zaman bakın herhangi bir şekilde taşırken bu kapak düşmüyor, sıkışıyor içinde. Evet, çok bir güzel. De koyma sırasında da düşmüyor. Aynen, çok böyle. Önemli ve çok büyük kazalara sebep olur bu gerçekten. Aynen, dökerken çünkü direkt bardak. Evet, ya tutarız kırılabilir. Ya da hani çayın üzerine düşer, birinin üzerine dökülebilir. O yüzden bu kazalara karşı önlem almış King Çaymatik görmüş olduğunuz gibi. Ve hemen alt kısmı yine paslanmaz çelik. Tam 1.8 litre iç hacme sahip, yani su kaynatacaksınız 1.8, gayet iyi bir maksimum gayet derecesi. Iyi, gayet iyi. Bunun yanı sıra iki tane de özelliğimiz var burada. Evet. Bir sıcak tutma özelliğimiz, diğeri de kaynatma özelliğimiz. Bu ne işe yarıyor derlerse sıcak tutma çayımızı demlerken rahatlıkla aynen sıcak tutma pozisyonunu tutuyorsunuz. Eğer kettle olarak yani acil su kaynatma kahve içeceksiniz mesela. Kahve içeceğiniz zaman sıcak suya ihtiyaç duyacağınız için de kaynatma seçeneğine getirdiğiniz zaman hızlı bir şekilde suyumuzu kaynatacak. Suyumuzu bir de tabii kaynatacak. Ki arka açma, tarafında kapama düğmemiz var. Evet, açma kapama tuşumuz bulunuyor. İç bunda, kısmında suyun içerisine bir şeyler dökülür diye geniş aynen. bir süzgeç tutmuşlar. Yani oradan evet ama büyük parçalar mesela bir şey attığınız için ya da düştü hemen su koyarken ne yapacak? O da onu tutacak ve koruyacak. Bu da çok önemli. Aynen. Tabii açma şey kapama tuşunun özelliği evet. de suyumuz kaynadığı zaman kendisi atabiliyor. Ama sıcak tutma özelliğinde devamlı sıcak tutması gerektiği için öyle bir şeye ihtiyaç duyun. Devam evet, ediyoruz. Evet zaten devam ediyor. Kaynatma noktasına geldiğinde sizin kapatmanıza gerek yok. Çok önemli bir özelliği var. Otomatik olarak kapanabilme özelliği var. Hı-hı. Daha sonra çay demliyorsanız o kendini sıcak tutma yerine alacak. Ama siz kaynatma isterseniz kaynatma tuşuna basıp bir tuşuna basıp otomatik kapandıktan sonra sıcak suyunuzla istediğiniz bir şekilde kahve servisi ya da makarna suyuna makarnalarınızı atabilirsiniz. Unutmadan. Ve işte ikinci kapağımız. Şöyle ikinci kapağımız. Evet. Evet işte. Kettle olarak kullandığımız zaman yani su ısıtıcı olarak kullandığımız zaman da bir de ekstra kapağımız var. Bunu da rahatlıkla dolabımızda istediğimiz her yerde tutabiliriz. Tutabiliriz. Hatta şöyle yapabiliriz. Bunda su kaynatıp kahve için servis yapabiliriz. Bunda demlikte mesela bitki çayı. Ne istersen. Değil mi demleyebiliriz. Gayet de güzel. Evet şöyle tık diye de sesi duyduk. O zaman çayımızın tadına da bakalım derken yani, bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii evet, ki bir güzel özellik önemlisi. Daha var. Mesela diyelim ki prizimiz yakında. O zaman bu kadar kabloya ihtiyacımız yok. Hatta ne yapıyoruz? Uzun olabilir bizim evet, için. Evet uzun olabilir. O zaman hemen alt tarafında bakın kablo sarma bölümümüz var. Buraya kablomuzu rahatlıkla şu şekilde sarıyoruz. Sardıktan sonra şurada yuvası var. Mesela buradan çıkartıyoruz. Evet dengesini korusun dedi. Evet herhangi bir şekilde diye. Kalabalık yapmıyor. İşte prizimiz yakındaysa hemen takıyoruz. Orada kullanabiliyoruz. Kullanabiliyoruz ve masanızda dediğimiz gibi sıcak çayınız hazır servis yapabiliyorsunuz. Yine hemen bir önemli özelliğine geçelim. Şimdi 360 derece dönebilen bir tabağım var. Hı hı. Bu çok önemli çünkü hürdan benim şu anda hani sağ tarafımda olduğu için eğer böyle olsaydı ben çok sana kolay rahat bir şekilde çay koyamayacaktım. Ama çok önemli bir özellik. Ben bunu çevirip kendime göre tabanı sayesinde kabloya hiç zarar vermeden çok rahat bir şekilde çay servisini yapabiliyorum. Yerinden kaldırabiliyorum. Bu bir şeyler yemek istemez misin? İsterim. Bir de bir güzel özellik daha var. Onu da hemen söyleyeyim. Tutma kulplarını söylemek gerekiyor. Kalın yapılmış ve gayet güzel elde kavrayabiliyorsunuz. Evet. Ağır bir ve su taşı. Tabii ki içinde su olduğu için ağırlık yapacaktır. Elinizden kaymıyor. Rahatlıkla servisinizi yapabiliyorsunuz. Bakalit çok olduğu için de ısınmayacak. Isınmayacağı için de
Çaydanlığınız ne kadar sıcak olsa da siz bakır kuplardan rahatlıkla tutabileceksiniz. Bu da gerçekten çok önemli, muhteşem bir ürün. Çay da mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yani ne demişler, hani makinenin aslında eseri ama ben övünebilirim bunu. Alet işler, el övünür. Evet öyle derler ama işte yani beylere çayı beğendirmek, hele ki çay triyakisi ise hanımlar için çok zor bir iş. Ama bunu artık King Çaymatik termostatlı çay makinesiyle, hatta çift termostatı olduğunu söylüyoruz. Hı-hı. Kaynatma ve sıcak tutma çok daha rahat ve keyifli yapabileceksiniz. Nasıl olmuş? Mükemmel. Hazır da var, elde yapılmışlar da var buradan. İdare et. Gayet güzel valla. Gayet güzel. Tuzlu bir kurabiye. Sabah kahvaltıda olmazsa olmaz. Koyacaksınız işte istediğiniz yerde. Evet. Masanızda herhangi bir şekilde priz çekerseniz orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ya da mutfağınızda koyduğunuz zaman sıcak tutma moduna getirin. Her zaman sıcak çayınız için. Sıcak çay önemlidir bir de. Erkekler için mesela. Çayın sıcak olması çok önemlidir. Aynen. Devam mı? Devam edelim o zaman diyoruz ve çok güzel bir ürünle gerçekten karşınızdaydı. King Çaymatik Termostatlı Çay Makinesi. 1850 ile 2200 watt kaynatma rezistansı var. Bu da çok önemli. Evet, bu da hızlı çok bir önemli. Şekilde çayımıza suyumuzu ısıtabiliyoruz. Yani bekleme süresinde muhtemelen daha düşük bir wattta bekliyor ama 2200 wattta da kaynatma noktasına ulaşıyor. Çok önemli bir özellik. Çok güzel bir kahvaltı. Biz kahvaltımıza birazcık devam edeceğiz ama siz fiyatını görüyorsunuz. Çok uygun bir fiyatla hediye edebilirsiniz. Kendiniz için sipariş verebilirsiniz. Paslanmaz diyoruz. Çelik olması da muazzam. Çelik. Uzun ömürlü demek oluyor. Evet, uzun ömürlü. Yıllarca kullanabiliriz. Çok güvenli. Hı hı. Güvenli olduğu için de tehlikelere karşı gerçekten içiniz rahat olacak diyoruz ve sonu unutmadan kampanya kartlarımıza vade farksız 12 taksit imkanımız da var.